Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Asgari ücret ara zam beklentisi son açıklanan %73,5'lük enflasyon rakamı sonrasında yeniden gündeme geldi. Zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret etse de, asgari ücretli çalışanlar bir kez daha gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. Enflasyon farkı formülü ile asgari ücretin 6.000 liraya yaklaşabileceği ifade edildi. Peki asgari ücrete zam ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda %52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4.253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda %70'i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalar merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrasında, aradaki farkı kapatacak yeni program, ifadelerini kullanmasının ardından bir yeni daha açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan kabine toplantısı sonrasında, yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz, ifadelerini kullandı. Asgari ücret ara zammı için olası iki senaryo. Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Erdoğan asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de vatandaş gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. Sabahta yer alan haberde, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz %73,5, aylık bazda ise %2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emekli zammı %35,64, 5 aylık memur enflasyon farkı %28,14, 5 aylık memur zammı ise %35,14 olarak netleşti. Asgari ücrete Temmuz zammı yapılacak mı? İki formül gündeme geldi. Yılda bir kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için enflasyon farkı ve prim formülü gündeme geldi. Ocak 2022'de asgari ücret %50,5 artışla brüt 3577,50'den 5004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış. Asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı. Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5004 TL olarak uygulanabilir. Enflasyon farkı formülü ile 6000 liraya yaklaşabilir. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de enflasyon farkı olarak öne çıktı. Net asgari ücret için olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor. Mevcut durumda net asgari ücret 4.253 TL 40 kuruş olarak uygulanıyor. Eğer beklenen %39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse, net asgari ücretin 5.940,72 liraya çıkması bekleniyor. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse, Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani
Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.